Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayı 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ocak'ta 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Damat kadar taş düşsün başınıza" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Düştü zaten, keşke benim başıma damat düşeydi, memleket kurtulaydı" dedi. Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen, uzun bir aradan sonra örgüt içine mesajlar verdiği kırık testi konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Gülen'in yayınladığı mesajın sonunda "Teklifleri açığız" demesi dikkat çekti. Gülen mesajında örgüt üyelerine de dikkat çekerek "Acelecilikle yola çıkılırsa maksadın aksiyle tokat yenebilir" dedi. İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu son dönemde gündeme gelen ittifak bitiyor mu sorularına yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin kurduğu ittifakın gayet başarılı olduğunu kaydeden Tatlıoğlu, "Millet İttifakı başarısını Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirerek taçlandıracak" diye konuştu. Gezi direnişi eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te yaşamını yitiren Berkin Elvan ölümünün 7. yılında anıldı. Anne Gülsüm Elvan, AKP mitinglerinde kendisini yuhalatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "7 yıldır bu acıyı çektirdin bana, bu annelerin, bu çocukların iki eli senin yakanda" diyerek seslendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve şuurlu vatansever öğrencileri iletişim fakültelerini tercih etmeye çağırdı. Bahçeli'nin çağrısı 11 binden fazla gazetecinin işsiz olduğunu ve 12 binden fazla gazetecinin yargılandığı gerçeğini akıllara getirdi. Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık emekçileri Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde düzenlenen törenle anıldı. Sağlık emekçileri Türkiye'nin bu süreçte bu kadar ağır bedel ödemesinin ve hala ödüyor olmasının sorumlusu, on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olan COVID-19 pandemisinden başarı hikayesi çıkarmaya, salgından siyasi rant sağlamaya çalışan AKP zihniyetidir dedi. İstanbul Valiliği Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşe katılan 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada gözaltı kararının "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor" sloganı üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılarak verildiği belirtildi. Muhsin Bey ve Arabesk gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yapan Yeşilçam'ın usta ismi Aytekin Çakmakçı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.